İzmir'den merhaba. Göztepe-Bursa Spor maçı öncesi çok önemli bir isimle birlikteyiz. Göztepe'de oynadığı dönemde Türk futbolunun efsane isimleri arasına kendisini yazdıran Nevzat Güzeldurmak Bursa Spor'umuzda da görev yaptı. Her iki takımın da kalbinde, gönlünde ayrı yeri olan bir isim. Hocam merhaba öncelikle. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam sizi gördük daha mutlu olduk. Hala dinç görünüyorsunuz. Hiç değişmiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Valla sıhhatli görünüyoruz ama tabii değişiklik yani olmadı desek yanlış olur. Ama o önemli değil. Kafama takmam hiçbir şeyi. Yani 3-5 ameliyat geçirdim ama hiç problem değil. Problem değil. Yani göründüğüm nasılsa öyledir yani. Geçmiş olsun diyelim hocam. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir yerdeyiz. Herhalde Nevzat Güzeldurmak'ı Türk futboluna kazandıran ilk basamak diyebilir miyiz? Şimdi tabii benim doğduğum, büyüdüğüm muhit burası. Çayırlıbahçe. Efendim, Çayırlıbahçe'de ilk formayı sırtımıza veren şu yukarıda görünen bir beyefendi vardır. Onlar benim sırtıma vermişlerdir. Terzi Yahya ismi efendim. Bir 15 yaşındaydım formayı teslim aldığım zaman Çayırlıbahçe'de. O zaman beni Abbas Göçmen diye bir büyüğümüz vardı Göztepe'de. Çok değerli. Bizim kaleci Ali'yi, Halil'i, Nihat'ı seyredip de Göztepe'nin o altın devrini yaşatan kadronun içinde tutabilen 3 oyuncuyu dahi tespit etmiştir. Ben başta benim birinci planda beni devamlı izliyormuş. Hatta bizim Halil'e, Halil Kiraz'a demiş ki ya Çayırlıbahçe'de sarı bir oğlan var. O zaman sarışındım ben çocukken. Efendim, fevkal beşer. O artık bir Osmanlı cümlesi olsa gerek, Arapça bir kelime olsa gerek. Yani mükemmelin üstünde bir oyuncu olarak görüyor beni. Ve bir maçta halk sahamız vardı ileride, kapalı salonun olduğu yerde. Orada bir gün toplama bir takım getirdiler Göztepe'den. Göztepe takımı olarak değil de toplama bir mahalle takımı gibi. Bizim Çayırlıbahçe'yle bir maç yaptık. Biz 5-2 yendik o toplama gelen takımı. 2 tane gol attım ben. Sonra tam soyunma odalarına doğru giderken kendisi bana dedi ki sarı sarı ismimiz unutmuş galiba. Buyurun efendim dedi. Sen dedi Göztepe'yi sever misin? Şimdi sevmem denir mi? Yarın dedi malzemelerini al gel. Ertesi gün malzemelerimizi aldık. Mahalledeki arkadaşlarımızla beraber cümbür cemaat Göztepe sahasına antrenmana bir giriş o giriş. 17 sene tam Göztepe forması altında hizmetli olarak sporcu olarak hizmet vermeye çalıştım. Tabii çok büyük mutluluk duyuyorum. Neden? Çünkü hem başarı kazandık hem forması altında ilk İzmir'den ben şuradaki fotoğraf vardır. Bizim okul takımı takım kaptanıydım ben. Bizim lisenin bizim kaleci Ali Ertan o takımda vardı. Efendim ilk genç milli takımdan tek sporcu olarak ben seçildim o zaman Göztepe'den İzmir'den. Döndük geldik. Terfi tenzil maçları vardı Bursa'da. Burada bizim Nur İçinde yazsın Zeki abi, Turan Atap, Nur İçinde hepsi toprak oldu. Allah rahmet eylesin. Hepsine rahmet diliyorum. Rahmetli Gürsel abi falan gittik. İzlemeye orada terfi tenzil maçlarını izlerken Bursa'da bizim Feyzi'yle denk geldik. Özcan abi diye bir muazzap subay vardı, havacı. Dedi ki ya dedi Zeki abiye söylüyor bunu. Ya dedi bir Feyzi var burada. Yedek subay öğretmen. Ya bizim Gürsel'le Nevzat'ın önünde oynarsa çok iş yapar. Tabii çok iyi oyuncudu kendisi. İyi görüşü varmış demek ki. Tamam hemen halletti Zeki abi. Feyzi dedim. Yani Göztepe'li oldu. Tabii ondan sonra belirli merhaleler geçti önümüzde. İşte Avrupa kupaları, milli takımda değişik başarılı olduğumuz dönemler oldu, olmadığımız dönemler oldu. Bu doğal şeyler bunlar. Tabii o zaman hiçbir Türk takımının bu kadar çeyrek final, yarı final
seviyesine ulaşmış hali yoktu. Yani üç büyükler o zaman, evet üç büyükler deniyor ama bu başarıyı elde edememişti. Edememedi işte. İlk biz Türk takımı olarak bunu başardık. Tabii bundan biz ve ülke olarak çok büyük mutluluk duyduk. Duyuyoruz da nitekim. Kulübümüz adına söyleyeceğim bu olay, tabii şu anda da bu his ve hissiyat alçalmadan devam ediyor tabii, sevgi. Nasıl biraz evvel Ali Nail'le sizin dolayısıyla desteğinizle telefonla görüştüm. Şimdi Ali Nail'i ben 16-17 yaşındayken Bursaspor formasını sırtına giydirdim. Şimdi biraz evvel söylüyorum, ya nasıl hocam bizi oynattın bu küçük yaşta? Evladım, kabiliyetli insanı oynatır teknik adamlar veyahut da yöneticiler. Şimdi burada eğer bir teknik adam bir kabiliyeti görüp de oynatamıyorsa burada büyük bir yanlışlık var. Büyük hata var. Şimdi ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi bu yabancı sorunu. Tamam, yabancıları takdir ediyoruz. Bunların içinde değerli oyuncular yok değil, var. Var ama şimdi iki sene evveline kadar Futbol Federasyonu'nun son sene ayrılan bizim Fatih kardeşimiz var. Ben onun hocalığını dahi yaptım. Şenol Güneş'in hocalığını yaptım. Rasim Karan'ın hocalığını yaptım. Sabri Kiraz zamanında. Şimdi Şenol değil Fatih federasyonda milli takım antrenörü olduğu dönemde o zaman 7 veya da 8 yabancıya yani hak tanınıyordu. Daldan dala geçiyorum belki ama kusura bakmayın. Ve üzülüyorum buna, bu hadiseye. 14 tane yabancıya serbestlik verdirmiş federasyona. Ve bu federasyon başkan ve federasyon kurulu bu işe onay veriyor ve kabul ediyor. Ben bu benim ölçülerime, kusura bakmasın kimse. Bunu babam olsa söylerim. Bu rezilliktir. Bu Türk futboluna ihanettir bu. Yarın Göztepe Bursaspor maçı var. Ona bir giriş yapalım. Neler hissediyorsunuz? Yarın iki takım, sizin de önemli görevler aldınız. Önemli kariyerinizde önemli olan iki kulübün maçı. Şimdi tabii şimdi biraz evvel de konuşurken şimdi bu noktada değil ama şimdi birisi kendi yetiştiğim, senelerce hizmet verdiğim Göztepe var. Birisi antrenörlük hayatımda en uzun süreli çalıştığım ve çok sevdiğim, beğendiğim, hatta baba tarafından akrabalarımın olduğu, yaşadığı bir kent. Şimdi bu sevdiğim bir antrenörlük döneminde yaptığım bir hizmetler çerçevesinde çok sevdiğim bir kulübümüz var. Bir de kendi doğduğum, yetiştiğim bir kulübümüz var. Hizmet ettiğim kulübüm var. Gönlüm arzu ediyor ki burada zaten Göztepe sıkıntıyı üstünden atmış. Yukarıda bir ilk beşi hedefleyecek bir atmosferin dışına da hemen hemen çıkmış gibi gözüküyor. Hemen hemen. Altta bir problemi yok. Ama bugün hiç arzu edilmeyen bir Bursaspor acaba ya ne olur ne biter lafları ediliyor. Yani sıkıntı yaşar mıyız yaşamaz mıyız düşüncesi hakim Bursa'da ama ben inanıyorum ki yani daha önümüzde bilemiyorum 6 hafta var. Bu 6 hafta içinde mutlaka Bursaspor bu sıkıntılı ortamı mutlaka üstünden atacak. Ama önümüzdeki sene gerçek manada Bursaspor'a hizmet edebilecek şampiyon olduğu dönemlerdeki gibi seyircisini yeni stada davet edecek o güçlü kadroları mutlaka oluşturması lazım. Bu yeni yani yönetimden beklenen bu Bursaspor taraftarının da beklediği, Bursaspor camiasının da beklediği bu olsa gerek. Bursaspor deyince hemen aklınıza neler geliyor? Az önce Ali Nail Durmuş'tan bahsettiniz ama çok değerli anılarınız da var kuşkusuz. Belki sizi 30 sene öncesine götürürüz. 30 sene öncesine götürdüğümüzde neler? Şimdi Bursaspor'u böyle yani bölük bölçük parçalamak istemem. Fakat yani benim çocuklarım bilir yani. Ben hiçbir oyuncumu ayırt etmem.
bütün çocuklarla eşit mesafede kendimi tutarım. Hakkı olan kimse o formayı giyer ve hizmetini sahaya sunar. Benim anlayışım budur. O gün de bugün budur, bugün de bu. İyi izler bıraktıysam ne mutlu bana. Bundan mutluluk duyuyorum. Şimdi şu anda konuştuğumuz bu söyleşide yani ne kadar haz aldığımı inanın tarif edemem. Bütün Bursa yani spor severi olsun, spor severi olmayasın hepsi kalbimdedir benim. Onun için bu sevgi daima ölünceye kadar yaşayacaktır bende. Çok teşekkür ederiz hocam. Var mı eklemek istediğiniz? Sağlığınız. Başka hiçbir şey diyeceğim bir şey yok. Çok mutlu olduk. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Türk futbolunun ayrıca Göztepe ve Bursaspor'un görev yaptığı dönemlerde tabii ki önemli ismi. Ezat Güzeldurmak Bursaspor TV'de İzmir'de kendisini konuk ettik. Önemli mesajlar aldık. Göztepe Bursaspor maçı öncesi de önemli bir röportaja imza attığımızı düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın.